Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere yine haftalık çektiğimiz yabancı yatırımcılar, büyük yatırımcılar hangi hisseleri almış, hangi hisseleri satmış, bununla ilgili biraz bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi bu videoyu daha çok günlük çekiyorduk. Günlük olarak yabancı işlemlere bakıyorduk ama her gün aynı şey yapmak arkadaşlar bir noktadan sonra sıkıyordu. Ben de haftalık olarak atayım dedim. Çünkü bu video hala çok izleniyor. Yorumlarda da söylüyorsunuz. O yüzden de bu videosu sizi bırakmak istemedim. Şimdi bakalım şöyle isterseniz haftalık olarak ne alınmış. Öncelikle biz genele bakalım. Mesela Konse hisseleri 306 bin lottan 12 milyon lota çıkmış gördüğünüz gibi. Burada nereden baksanız 36-38 katlık bir büyümeye tekabül eder. Litva hisseleri 976 binden 3 milyona kadar yükselmiş mesela. Vakıfbank hisseleri 3 milyondan 14 milyona yükselmiş. TQ hisseleri 2,2 milyondan 10,5 milyona kadar yükselmiş. Özgeo 6 milyondan 10 milyona yükselmiş. Mobil iletişim arkadaşlar 935 binden 7,5 milyona yükselmiş. ELGO 15 milyondan 28 milyona yükselmiş. Albaraka 105 milyondan 134 milyona yükselmiş. Politenik Metal 116 binden 149 milyona yükselmiş. Ve Yeşil Yapı da 6,9 milyondan 13,4 milyona yükselmiş. Bunlar BIST geneldeki haftalık yabancı payı en çok artanlar. Şimdi yine BIST geneldeki haftalık yabancı payı azalanlara bakalım. Fortnite hisselerinde 6,6 milyondan 4,2 milyon düşmüş. Tüpraş hisseleri 70 milyondan 63 milyon düşmüş. Sönmez hisseleri 225 binden 3 milyon düşmüş. Buradaki düşüş hepsinden çok daha fazla. Neredeyse hiç yabancı kalmamış sönmez hisselerinde. Lokman Ekim hisseleri 9 milyondan 8 milyon düşmüş. Enerjisa 123 milyondan 117 milyon düşmüş. Hüner hisseleri 6 milyondan 1,3 milyon düşmüş. Hüner'de de bayağı bir düşüş var. Kordsa hisseleri 7,5 milyondan 6 milyon düşmüş. PSGV arkadaşlar 14,4 milyondan 8,3 milyon düşmüş. Yeo Teknoloji 1,4 milyondan 721 bine düşmüş. Ve bu şirketi bilmiyorum ya. BRLSM neymiş o? Merak ettim ben de bakayım ona. Birleşim Mühendislik'miş. Birleşim Mühendislik ise de arkadaşlar 1,2 milyondan 300 bine doğru bir azalış içerisinde. İsterseniz BIST genelden BIST 30'a bakalım bir de. BIST 30'da alınanlar Sabancı Holding 470'ten 492'ye yükselmiş. Emlak Konut hisselerinde bir alış var. Doğaso hisselerinde Tofaş Ota'da bir alış var. Koç Holding hisselerinde bir alış var. BİM hisselerinde arkadaşlar 217 milyondan 221 milyon doğru bir alış var. Türk Telekom, Pegasus, Vestel, Şişecam ve İşçiTR hisselerinde de gördüğünüz gibi haftalıkta yabancı payı artan hisselerden. Haftalıkta yabancı payı azalan hisselere bakalım. Tüpraş hisselerinde bir azalış görüyoruz. Hektaş hisselerinde sevgili dostlar bir azalış var. Koza, Tekfen, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Kozal, Turkcell, Ereğli ve Türk Hava Yolları hisselerinde yabancı payı haftalık olarak tarihe bakın. 15 Ekim'den 21 Ekim arasındaki azalanlar bunlar. Artış ve düşüş trendinde olanlara bakalım. Mesela BIST 100'den yabancı payı artış trendinde olanlar Hektaş varmış. Selçuk Ezdal, Logo, GSD Holding, Coca-Cola. Bırjet'in açılımı neydi bilmiyorum ama Bırjet hisselerinde gördüğünüz gibi yabancı payı artış trendinde olan hisseler. Azalan trende bakalım. Enerji sahi hisselerinde azalış var. Aksa'da bir azalış var. Tüpraş, Kordsa, Enka İnşaat ve Alkim Kimya'da da yabancı payı düşüş trendi olan hisseler sevgili dostlar. Video bu kadardı. Umarım video size fayda olmuştur. Eğer fayda olsa lütfen kanala abone olmayı, bildirimlere basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.